bardak söyledim ya, kopmaz öyle o. Yorma kendini. Ben 3 haftadır neler yapıyorum biliyor musun sen? İyi misin? Nerede olduğumuzu biliyor musun? Haydi, sarbaşa diyorsun ha. Allah şu kadar deyim, cehennemin dibi. Daha da bir şey demeyeyim ben sana. İyi misin? Batı şurası mı? He? Batı batı. Güneşin battığı yer şurası mı? He, niye? Beni buraya iki aşamada getirdiler. Biri 20 dakika. Öteki 1 saat. Kuzey ve batı bölgesine giremeyeceklerine göre. Subaysın ya sen. Ekmek çarpsın subaysın sen he? Özel kuvvetler mi? He? Bordo babalardan mısın he? Öylesin değil mi? Söylemezsin ha. Tabii ben de olsam ben de söylerim. Tamam. Tamam ben sustum. Allah'ıma kitabıma sustum. Ne zamandır buradasınız? 3 hafta komutanım. Yani yanlış saymadıysam 3 hafta. Reyhanlı'da görevliydim ben. Reyhanlı kapıda. İş çıkışı bir sivil arabaya bindim. Binmez olaydım. Beni uzun uzun takip etmişler Reyhanlı çıkışına kadar. Benim salaklığım yani. Bayağı bir takip etmiş yani. Kusura bakma komutanım. Kaç kişi bu herifler? Vallahi beni buradan 2 kere çıkardılar. O da gezmeye değil tabii. İşkence için. O yüzden pek sayamadım ama... ya çok bunlar komutanım, çok işte. Bunlar? Bunlar buranın yerlileri. Kendilerini gık diyene tıkıyorlar buraya komutanım. Bunlar da gariban işte, ne yapsınlar? Özel kuvvetler he? Üsteğmen. Binbaşı. He? Bunları burada konuşma. Emredersiniz komutanım. Öyle ya. Adını alayım ben komutanım. Hani adını alayım, Allah'ın adını derler ya. Öyle işte. Senin memleket nere? Kardeşim, memleket mevzusunu sonra konuşuruz, olur mu? Önce şuradan bir çık, bana yolunu bulalım. Bulalım komutanım. Kalk. Sana kalk dedim mi hemen kalkacaksın, anladın mı beni? Kalk şimdi. Çabuk ol. Lan nereye götürüyorsunuz lan yine? Kimsiniz lan? Rütbesi neymiş bunun? Anlayacağız. Ama kesin olan bir şey var. Bu adam Türk Özel Kuvvetlerinden. Turkish Special Forces.
Özel kuvvetler öyle ya. Bunlar bütün dünyaya tepeden bakarlar. Böyle nasıl asker ha? Dünya oradan nasıl görünüyor? Birazdan benim mücahitlerim sana bir takım sorular soracaklar. Sen o sorulara cevap vereceksin. Anladın mı? Cevap vereceksin. Eğer cevap verirsen senin rahat ölmene müsaade edeceğim. Götürün bunu. Eğer izin verirsen Ebru Sam, sorgunun bir bölümüne katılmak isterim. İstediğini yap. Sonra da onu gömelim. Hiçbir şey söylemiyorum herif, hiçbir şey. Aferin. Aferin. Hadi bana adını ve rütbeni söyle. Yüzbaşı Bozok. Özel kuvvetler komutanı. Akıllıca yüzbaşı. Çok akıllıca. Hiçbir şey söylemeyip sadece rütbeni söyleme. Akıllıca. Yani pazarlık yapalım. Sen de zaman kazan öyle mi? Akıllıca. Konuyu sana özetleyeyim yüzbaşı. Sana iki soru soruldu. Birincisi, sizinkilerin Suriye hakkındaki tüm planları. İkincisi, Yahya Batur ile ilgili bilgi. Seni umursuyorlar mı sanıyorsun ha yüzbaşı? Hiç sanmam. Sen sadece bir sayısın. Bir istatistik. Ne diyorlar sizde? Kayıp mı? Görev zayiatı mı? Dünyada genellikle irtibat kesildi denir. Sizde de öyle mi denir ha? Ha yüzbaşı? Dediğim gibi yüzbaşı. Seni umursamıyorlar. Ha, burayı soracak olursan, Ebu Sam için bu dünyada iki şey var. Birincisi kılıç. İkincisi kesilecek kelle. Ebu Sam için bu dünyada üçüncü bir alternatif yok. Sen kimsin? Ben. Haklısın yüzbaşı. Kendimi takdim etmeyi unuttum. Bana herkes Redda. Benim isim ihtiyaç duyulanı karşılamak. Nedir o yüzbaşı? Ha? Silah. Silah ve daha çok silah. Ha bir de anlaşmazlık. Ben bunları sağlarım. Gerisi kendiliğinden gelir. Ey yüzbaşı. Ne diyorsun? Hiçbir şey. Senle iki uygar insan gibi konuşabiliriz. Hala bir şansın var. Uygarlık mı? İnsan mı? Sana uygar diyenim ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.